Yine gündemdeki konulardan bir tanesi sevgili arkadaşlar, bu seçili erzan meselesi. Hani devam ediyor. Seçili erzanla ilgili olarak işte Semih Kaya'nın da içerisinde bulunan isimler zorla mahkemeye getirilecek. Ama tekrar söylüyorum. İsmi geçenlerin tamamının Fatih Terim fonu diye geçen bu fonun adına Fatih Terim de dahil olmak üzere. Hatta o kapalı çarşıdaki tefeciler de dahil olmak üzere. Tefeci, İranlı iş adamı da dahil olmak üzere. Bu şeye para veren, Seçil Erzan'a para verenlerin de hepsi dahil olmak üzere. Hepsi bu davanın sanıklarıdır sevgili arkadaşlar. Benim nezdimde. Kamuoyunun vicdanı nezdinde. Bu böyle. Tefecilik suç Türkiye topraklarında. Tefecilik suç. Kim neyi anlatırsa anlatsın be bana. O açıdan bu insanlarla ilgili o sadece tanıktır, bilmem nedir, davaya güçlü insandır çağırın. İsmi geçen herkes. Bakın 22 Nisan tarihinde bu fondaki paranın 80 milyon dolar olduğu söyleniyor. 22 Nisan. Yani Seçil Erzan gözaltına alındıktan ve tutuklandıktan sonra sevgili. Bugün 21 milyon dolar seviyesine indi para. Ben Seçil ilk olay patladığından beri sürekli söylüyorum. Diyorum ki Seçil Erzan'ın para topladığı insanlar bu futbolcular etrafından kopuyor. Kim bilir ne kadar çok para toplamıştır. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Nasıl mı çıkıyor? Evet, şimdi göstereceğim. Sevgili izleyiciler, bu bir zabıta. Nereden? Çorlu'dan. Yani Seçil Erzan'ın şeyi söyle. Hemşerisi. Şimdi gene size bir tane şey verelim ya. Sedat Peker'in bir öyle konuşalım bir saniye. Değil mi? Öyle konuşalım. Daha güzel olacak şimdi. Sedat Peker ne demişti bunlarla ilgili? Bir bakın şimdi. Bir zabıta memuru sevgili arkadaşlar, 500 bin dolarını Seçil Erzan'a belgesiz, kayıtsız, kuyutsuz teslim ediyor. Bir zabıta memuru. 500 bin doları. Bir pazarcı esnafı 750 bin lirasını teslim ediyor ve hala Seçil Erzan'ın dürüst biri olduğunu savunuyor sevgili izleyiciler. Artık yani ötesini düşünün yani neler olduğunu. Şimdi gelelim şu Sedat Peker'i bir verelim ekrana da şöyle biraz hem tebessüm edelim. Değil mi? Edelim yani. Bir saniye arkadaşlar. Verememişim ekrana bir saniye. Diyor oraya şu kadar yardım gel. 1 milyon, 3 milyon, Gelelim. 5 milyon. Şimdi bir belediye başkanına rüşvet vermeye gittiğinde adam huylanıyor. Senden parayı almıyor. Ulan ya bir kelek yaparsa, ya kamera varsa, ya gizli kayıt yapıyorsa, ya ses kaydı varsa. Diyor ki bizim bir derneğimiz var. Şu alt kuruluşa, derneğe bir gidip diyor oraya şu kadar yardım gel. 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. İşte hayır işi için o dernek diyorlar. Hiç kusura bakmayın belediyeciler. Biz akit yaptık. Söz verdik doğru konuşacağız. Şimdi sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. Sen kaçak kat çıkıyorsun artık. Ne yapıyorsan, ne yapmak istiyorsan onu yapıyorsun. Hani Sülün'ün akrabası var ya Ankara'daki. Onun yaptığı işleri bu belediye aksanı. O dev olmuş. O bakanlar, makamlar, genel müdürler, o herkes yönlendiriyor. Benim anlattığım belediyelerdeki sistem. Şimdi sen parayı oraya yatırdın ya. Belediye başkanına gitmedi diyeceksin para veya ekibe. O ne yapıyor? 100 bin liralık bir iş var. Birine diyor ki arkadaşın, en güvendiği arkadaşı 1 milyonluk fatura kes diyor. Ona 1 milyon liraya işe veriyor zaten. İstediği insana verme gibi bir saçma bir şey var. Onu da siz kaldıracaksınız. En iyi teklif veren yerlileri alması lazım. Sonra o 1 milyon liralık işi alıyor ama 100 bin liraya yapıyor. Ona 100 bin lirayı veriyor. 100 bin de diyor işte vergi mergi ufak tefek çıkarsa 800 bin lirayı kılçıksız alıyor cebe ittiriyor. Bak şaka yapmıyorum.
Ve hiçbir polis takibatında neden ceza almıyorsun, onu da beraat ediyorlar. Sistem bunun üstüne. Ama kankası, eskiden beri birbirini tanıyorlar, direkt alıyor. Taşeron sistemi nasıl, onu da anlatayım. Bunlar bir ufak hamleyle değiştirilir. İnsana değil. İnsanın karısına zaafı olur, çocuğuna zaafı olur, onu etkileyip seni yönlendirebilirler. Sistem kuracaksınız siz. Ama bana aslına bunu bana yaptıracaksınız. Ben de size hepsini de anlatacağım. Taşeron işi nasıl? Şimdi hep diyorsunuz ya, beşli çete, onlu çete. Şimdi onlara ihaleyi veriyorlar. Karşıda 1 milyar dolar. Tamam. Şimdi bunlar, siz zannediyor musunuz bunların işçileri var, o su var, bu su var? Yok. Bunlar alt taşeron sistemi var. Taşeron. Bunlar taşeronlara veriyorlar. Taşeron anlaşıyorlar. 1 milyara kendi alıyor. 400'e taşeronlara veriyor. 600 kılçıksız bu tarafta. 600 milyon dolar. Evet. Alt taşeronun da alt taşeronu var. Samimi söylüyorum ya, rezalet, komedi. Tüm sistem bu şekilde çalışıyor. O alt taşeron ne yapıyor? En son o taşeronunda bir altı var. Onlar da o kamyonların, mamyonların sahipleri var ya. Onlar da yolunu buluyor da. Onlar emeğinin karşılığını buluyorlar. Ama ortadaki barem, ne kamyon, ne o, ne bu, göstermelik var. Ama hikayenin tamamı böyle. Taşeron sistemini kaldırdım diyeceksin. İhaleyi açacaksın. Telefondan bile adam ihaleye girecek. Banka tüm evraklarını hazırlayacak. Artık teknoloji çağı zaten. E madem taşeron bunu yapabiliyor kardeşim, en alt taşeron, maliyeti bunun 200 milyon. Niye devletten 1 milyar çıkıyor? E bu para nereye gidiyor? Şimdi bu para sizde kalınca asgari ücret kaç lira? 2,5. 10 bin lira para olacak. Her yer para olacak. Tabii. Devletin parasından çok dışarı çıkıyor. Sevgili izleyiciler, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi chatte kimi arkadaşlarımız kendileriyle ilgili hakaretler varıyor. Onları banladım. Eğer biraz daha devam ederse herkesi engelleyeceğim. Önce onu söyleyeyim. Sürekli izleyicim olup olmamasına bakmayacağım. Evet, bazen yazabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Chat'teki arkadaşlarınızı da eleştirebilirsiniz. İzleyicilerimizi de eleştirebilirsiniz. Ama küfür edene ağzına kırmızı biber sürerim. Yani ağzına terlikle vururum. Yani açık söyleyeyim, lütfen. Yani mesela şimdi Fethullah Gülen'in yazıyor bir izleyicim. Fethullah Gülen'in belgelenmiş bir suçunu kanıtlayabilir misiniz sevgili arkadaşlar? Fethullah Gülen'in belgelenmiş suçundan bana ne ya? Yani bugün cemaatler, diğerce menzil cemaatleri, diğer İsmail Ağa cemaatleri ordu içerisinde, emniyet içerisinde, devlet içerisinde örgütleniyorlar değil mi? Yargı içerisinde de dahil olmak üzere. Bunun kat kat fazlasını Fethullah Gülen hareketi yapmış, cemaati yapmış. Yani niye yaptılar abi? Yani şey mi, devletini çok mu seviyorlar? Ülkeyi çok mu seviyorlar? Bizden çok mu seviyorlar yani? Ordu içerisinde gizli bir örgüt niye kurdular? İmam, abi ilişkileri... Her işte askerlerin, subayların, az subayların üstlerinde imamları var. Bu imamlar ordu içerisinden değil, sivilden. Yani bunlar hayırlı şeyler mi? Olumlu şeyler mi? Belgelenmesi mi gerekiyor bunlar? Tüm yani toplumun içerisindeki yargıdan emniyete, emniyetten söyleyin öğretmenlere, öğretmenlerden askerlere kadar. Ne bu ya? Ne bu? Hala Fethullah Gülen'i savunanlar olabilir. Cemaatine gönül bağı olanlar olabilir. Hala 15 Temmuz darbesinin içerisinde Fethullah Gülen hareketinin olmadığını düşünmek saflık arkadaşlar. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Politik bir iman etmeye benziyor. Abi bizimkiler yapmazlar. Bu olmaz. Bunu devlet yalan söylüyor. Bizi şey yapmak için, algı oluşturmak için yapıyor. Geçin bunları. Geçin sevgili izleyiciler. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin içerisinde açık, seçik Fethullah Gülen'e iman etmiş askerler de var, emniyet görevlileri de var, yargı mensupları da var, gazeteciler de var. Kimse hikaye anlatmasın. O darbe yarım kaldı. O darbe gerçekleşseydi görürdük neler oluyordu bu ülkede, neler söylüyorlardı. Birçok insanın o şimdi FETÖ diyerek lanet eden isimlerin nasıl o darbecilerin yanında saf tuttuklarını görürdük. Hayat böyle bir şey. Bir şeyi gerçekleştiremezseniz hain olursunuz. Gerçekleştirirseniz
kahraman olursunuz. Yani hatırlayın. Hatırlayın o 12 Eylül darbesine, 12 Eylül darbesini Kenan Evren ve paşalar başarısızlığa uğrasaydı idamla yargılanırlardı arkadaşlar. Müebbet hapis cezası alırlardı. Geçmişte var. Darbe girişiminde bulunduğu için kellesini vermiş, idam sehpasında vermiş bu ülkenin askerleri var. Darbeyi gerçekleştiremediği için. Hatta bunun 1971 yılında 9 Aralık darbesi var. 9 Aralık darbesini gerçekleştiremeyenler işkencelerden geçmişler ve başlarına o kadar çok şey gelmiş. 12 Mart darbesini gerçekleştirenler de kahraman olmuş sevgili izleyiciler. Ah. Yani kısacası şunu söyleyelim, hiç kimse bana şey yapmasın. Evet, iktidar kullanır arkadaşlar. İktidarlar dünyanın her yerinde, evet Talat Aydemir teşekkür ediyorum desteğiniz için. İktidarlar dünyanın her yerinde iktidara gelebilmek için, iktidarda kalabilmek için herkesle işbirliği yaparlar sevgili izleyiciler. Herkesle. Bunu en küçük muhtardan, en küçük belediye meclis üyesine, en küçük kentin, beldenin belediye başkanına kadar yaparlar. Ama asıl olay şu, Türkiye'deki tüm mesele şu. Cemaatler, inanç grupları, tarikatler, devlet içerisinde örgütlenemezler. Devleti ele geçirmeyle ilgili olarak gizli örgütler kuramazlar. Net. İktidara mı gelmiyor? Kurarlar. İşte Hüseyin Baş'ın partisi var arkadaşlar. Var. Bir cemaat orası da. Kurarlar partilerini. Toplumun önüne çıkarlar. O isterler. Varsa destekleri gelirler. Bir milletvekili. Al şey de aynısı. Hüdapar da bir cemaat sevgili izleyiciler. Başka partiler var mı? Aklıma gelmiyor şu anda. Onun için lütfen. Yani kısacası şunu burada tartışacaksanız chat bölümünde birbirimize hakaret etmeden, küfür etmeden ve insanların niyetlerini okumadan lütfen. Yani, kimse zorla durmuyor burada. Kimse zorla da kalmıyor. Sonuçta izlemek istiyor. Belki yazarak kendi düşüncelerini ifade etmek istiyor. Hadi beni izlemek istiyor, beni dinlemek istiyor. Yani izleyicime hiç kimsenin Gerçek TV izleyicisine ve abonesine, bir başka abonenin ya da abone olmayan herhangi birinin hakaret etme hakkı yoktur. Hakaret edeni engellerim. Bir tane abonemiz eksik olsun sevgili arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir tane izleyicimiz de eksik olsun. Bunu tekrar söylemek istedim lütfen. Tolga, seni engellemedim. Sadece bir hakaret ettin, şey yaptın. Göktuğ nerede? Göktuğ yine mi var bakalım? Göktuğ'u da engelleriz. Onu defalarca söyledik konunun dışında. Nerede bu? Göktuğ'u göremiyorum. Nerede? Arkadaşlar, Fethullah Gülen'in masum olduğunu anlatmak. Çok özür diliyorum. Yani Cano, ne kadar seversin o hareketin, ne kadar destekçisisin bilmem. Ama bana bu ülkede masum olduğu hikayesini kimse anlatmasın lütfen. Kendi elindeki medyayla, elindeki maliyeyle insanların üzerinden nasıl geçtiğini, nasıl salmalar yaptığını ya ben biliyorum. Kusura bakmayın yani. Aynı bugün yani Milli Eğitim'den diğer devletin içerisinde tüm yapılara kadar nasıl yukarıya doğru çıktıklarını, nasıl bir sistem kurduklarını biliyorum. Mesela bir tane örnek anlatayım size. Yani şahitliğim açısından söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük kültür merkezlerinden bir tanesini Fethullah Gülen hareketi kuruyor sevgili izleyiciler. Ancak bu kültür merkezini kurarken para gerekiyor. Parayı da iktidara gidiyor. Bizzat parayı gönderen bakanla ben konuştum. Ben. Hiç böyle hikaye falan gerek yok. Ben konuştum. Yani bir başka duyumdan falan anlatmıyorum. Bakana giderler. Bakan Erdoğan'a çıkar. Ve bizzat Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o kültür merkezinin yapımına Türkiye'den para gönderilir. Bu para bütçeden gönderilmez. Bütçe dışından gönderilir. Bu para ne parası?
Ne parası bu? O gün gülen taraftarları o parayı kabul ederken neden kabul ettiler? Sadece burada mı? Hani Ankara'ya, Bülent Arınç Ankara'ya parsel parsel FETÖ'ye sattı diyordu. Türkiye'de belediye başkanları olup da, AK Partili belediye başkanı olup da cemaatle çalışmamış belediye başkan sayısı herhalde iki elin parmaklarının sayısını geçmez sevgili izleyiciler. Ne yaptılar? İmar yok muydu içinde? Rüşvet yok muydu içinde? İhale yok muydu işin içerisinde? Yardım yok muydu işin içerisinde? Demin Sedat Peker'i dinlemediniz mi ya? Sedat Peker'in anlattıkları AK Partili, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili fark etmiyor. Aynı sistem öyle işliyor sevgili izleyiciler. Sistem böyle işliyor. Yukarıda da böyle işliyor, aşağıda da böyle işliyor. Biraz sonra 160 milyon TL kayıpmış Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kayıp, önce kayıp sonra değilmişin olayının hikayesini anlatınca anlayacaksınız ne demek istediğimi. Evet sevgili arkadaşlar, hızlı bir şekilde geçiyoruz. Seçil Erzan meselesini anlattık. Yani şu zabıta beyefendi, şu zabıta beyefendi. Çok ilginç, hemen şöyle gelelim. 500 bin dolarını gitmiş şeye vermiş. Söyle. Şöyle gelelim ki tekrar. Söyle. Seçil Erzan'a teslim etmiş. Ve Seçil Erzan'ı da hala 30 yıldır tanırım. Kızım gibi gördüğüm için güvendim demiş sevgili arkadaşlar. Bir tane paylaşım göstereyim. Ay Allah ya. Seçilen önde arkadaşlar, arkadakiler de vurdular. Üstlere de Fatih Terim de, bu en sağdaki de şey, zabıta müdürü sevgili izleyiciler. Allah'ım yarabbim. Evet gidelim. Yani zabıta memuru 500 bin TL'sini vermiş. Bir koyarsak 4 alacağımızı söyledi. Banka müdürü olduğu ve kendisini kızım gibi gördüğüm için kendisine güvendim. 30 yıllık zabıtayım. Bu zamana kadar biriktirdiğim paraları, eşime kalan mirastan elde ettiğimiz paraları, oturacak ev alma hayaliyle bu şahsa verdim. Toplamda 500 bin dolar değilmiş, özür diliyorum. 550 bin dolar kadar para verdim. 1 milyon 760 bin lira kadar da para aldım demiş. Yani faizi sevgili arkadaşlar. 550 bin dolar vermiş. Seçil Erzan da ona faiz olarak da 1 milyon kendi parasının bir kısmını da geri vermiş. Adam nasıl mutludur? Allah abi. 500, yani bugünkü parayla nereden baksanız o 16,5 milyon falan para yapıyor. Bunun 16,5 milyonun yaklaşık 2 milyonunu almış ama kendi parasından. Allah'ım sen büyüksün. Neyse gelelim şimdi gündemimize. Sevgili izleyiciler, Star yazarı Yakup Köse polisi şikayet etmiş. Sokaklarda Ebu Ubeyde operasyonu yapıyorlar. Hayra alamet değil. Star yazarı Yakup Köse, Hamas'ın sözcüsü Ubeyde'nin poster ve afişlerinin bazı şehirlerde toplatılmasından rahatsız olmuş sevgili arkadaşlar. Demiş ki, devletin ve halkın tavrı net olan bir vakada bazı devlet görevlileri aksi istikamette davranmaları hayra alamet değildir biline. Yani diyor ki Hamas ne de olsa koskoca ülkenin cumhurbaşkanı mücahit dedi. Değil mi? Terör örgütü değil dedi. Ve doğal olarak Ebu Ubeyde'nin fotoğrafının da resimlerinin asılmasını indiren devlet görevlilerini de şikayet etmiş sevgili arkadaşlar. Ebu Ubeyde ve Hamas hakkında Türkiye'de aleyhte bir mahkeme kararı var da bizim mi haberimiz yok? Hamas Türkiye'de terör örgütü listesinde de Başkan Erdoğan mı habersiz? Maalesef bazı işgüzar yetkililer Türkiye'de iç savaş çıkarmaya azmetmişlerin ümidi olanın peşine takılmışlar. Sokaklarda Ebu Ubeyde operasyonu yapıyorlar. Bakar mısınız abi? Ebu Ubeyde'nin posterlerinin indirilmesini,
bu Star gazetesinin yazarı Yakup Köse iç savaş, iç savaş operasyonu gibi görüyor. Kafayı yemişler hep beraber. Hep beraber kafayı yemişler. Kafayı yemeye de devam edecekler sevgili izleyiciler. Şöyle gelelim. Bu. Evet. Evet, devam ediyoruz. Ben de varım. Cesur Yürek, sen var mısın? Seçil Erzan'a paraları teslim etmeye sen de var mısın? Türkiye 100 yılı için. Aydınlık bir Türkiye için. Başkan Erdoğan için var mısın? Ben varım. Hadi bakalım gözü. Vallahi. Dolandırıcıların hepsi sempatik sevgili arkadaşlar. Cesur Yürek diyor ki varım ama benim dolarım yoktu yani. Ne yapacağız onu bilmiyorum ya. Fikret Kaçar diyor ki varız. Nereye gitti Fikret burada? Hemen kaybolun. Halil Berber nerede var? Yürüyün be, kim geçer sizi? Arkadaşlar toplumun zekası ortalıkta. Seçil Erzan olayına, Fatih Terim fonuna bakın. Toplumun zekası ortada. Toplumun zekası da, duruşu da, bakışı da ortada. Ben de avro vardı. Arkadaşlar bu ülkede Selçuk Parsa'dan diye bir adam, bir dolandırıcı, dönemin profesör doktor karışın Tansu Çiller'i arar. İşte ben filanca dernek adını arıyorum der. 5 milyar para ister. Ertesi gün Tansu Çiller yetkiliye talimat verir sevgili arkadaşlar. Örtülü ödenekten Selçuk Parsadan'a 5 milyar TL, o günkü tabii 6-0 atılmamıştı, parayı gönderir. Ya ne diyorsunuz siz Allah aşkına? Zeka, seviye, akıl, mantık yerlerde sürünüyor. Yerlerde sürünüyor. Arkadaşlar bu çocuklar Türkiye 100 yılının çocukları, unutmayın bunu. Oo, Bulgar levası, o da para ediyor. Türk lirasından değerli arkadaşlar yani. Türk lirasından değerli yani. Verin de nasıl verirseniz verin.